Evet arkadaşlar, şu an Aydoğan değişik bir şey deneyecek. Ne deniyorsun Aydoğan? Bu Oral-B'nin Genius adında yeni ürettiği bir diş fırçası. Ama artısı mobil uygulama ile beraber çalışarak dünyanın en akıllı diş fırçası gibi bir duruma geliyor. Bakalım şimdi dişimizi fırçalayarak deneyeceğiz. Buradan hangi verileri takip edebiliyoruz buradaki uygulamadan. Onları görmüş olacağız. Aynı zamanda zaten bize söyleyecekler. Nasıl bağladığını şu an gösteriyor. Şu an mesela sadece çalıştırarak eşleştirmiş olduk. İstediğin rengi buradan verebiliyorsunuz. Biz şu an için maviyi seçtik, zaten şu an en uygun öyle duruyor. Ve fırçalarken de ağzında nerede olduğunu gösteriyor. Şimdi de bir onu deneyelim. Şu an o yuvarlak olan gördüğünüz mavi şey Aydoğan'ın ağzını sembolize ediyor. Açık mavi olanlar fırçaladığı yerler, koyu mavi olanlar da daha fırçalamadığı yerler, değil mi? Aha. Aydoğan bir yandan dişlerini fırçalıyor, bir yandan da videoda şekil durmanın derdinde şu an. Evet, şu an fırçalamadığı çok az bir nokta kaldı. Hatta neredeyse bitti. Nasıl gidiyor Aydoğan? Süper mi? Bu arada telefonun ön kamerası da senin suratını algıladı az önce. Oradan aha da dedi, benim sahibim geldi şimdi dişlerini fırçalayacak dedi. Şimdi iyice beyaza dönmeye başladı. Mavi olanlar da beyaza döndü. Yavaş yavaş bitiyor. Tamam, bitti. Biraz fazla bastırmışım mesela, ondan bahsetmiş. Evet, too much pressure diyor zaten, şurada görebiliyoruz. Baskı birazcık çok. Daha az bastır diyor sana. Aynen. Hatta 1 dakika 51 saniyesini çok bastırmışsın sen bunu. Yani sürekli fazla bastırarak geçmişim demek ki. Yani bu şekilde bu cihazla size nasıl bir diş fırçalamanız gerektiğini, en doğru şekilde nasıl fırçalamanız gerektiğini tek tek gösteriyor. Ne kadar gerekli kısmı kişiden kişiye göre değişebilir ama gördüğünüz gibi orada... Ayakkabının bile akıllı olduğu bir yerde kimse diş fırçasının akıllı olmasını aynen tartışmaz. Hani dediğim gibi, çünkü neresini fırçalamak istiyorsan her yere eşit bir şekilde fırçalamanız için gösteren bir aktivitesi var. Bu da aslında gerçekten ilginç ve aynı zamanda diş sağlığına önem veren için güzel bir detayı var. Evet, fiyat bilgilerini de aldık. Aydoğan'cığım ne kadarmış? Biraz fazla diyebileceğimiz bir fiyatı var. 200 dolarlık bir fiyatı var arkadaşlar. 200 dolar, 200 euro arasında değişen bir fiyat var. 200 euro dedi hatta arkadaş, daha doğrusu. Ve şu an ön satışa çıkmış. Dilersek buradan ön satış yapabiliyoruz ya da az önce söylediği Amazon üzerinden yapabiliyormuşuz. Tabii 200 euro bir diş fırçasına bizim memlekette verecek az insan vardır diye düşünüyorum. Bilemiyorum artık. Tabii ki hani ne kadar akıllı olursa olsun ben sürekli kendim fırçalarım daha iyi diye düşünenler olabilir ama yani sonuçta her şeyin inovasyon, bu bir teknoloji yani. Tabii ki yani bundan mesela 5-10 sene sonra artık belki Colgate falan filan bildiğimiz birçok marka bu diş fırçası ve benzerlerini üretebilir. Böyle bir durumda da fiyatları da tabii ki düşecek. Son olarak bir de bunun kutusundan bahsedelim size. Gel kutusuna gidelim. Aynen. Şurada da görebileceğiniz bir kutusu var şu an camaken içinde. Bu kutu aynı zamanda cihazı şarj ediyor. Yani sizin diş fırçanızı şarj edebiliyor. Arkada da şarj girişini gösterelim. Bu hani aynı zamanda bu travel dediğimiz yani seyahat halindeyken diş fırçanızın sürekli şarj bankine tak, şarj. Aynı zamanda şöyle bir artısı var. Kendisi de ekstradan bir power bank görevi de görüyor. Telefonunuzu da şarj edebiliyorsunuz. Yani farklı, biraz değişik, iki tane de başlık eklenebiliyor. Tabii büyük ihtimalle içinde 1-2 başlık bu, yani bu şekilde alınır büyük ihtimalle. 2 tane olur. Sonradan siz ekstradan 6 ayda bir değiştirmek gerektiği için başlıkları değiştirirsiniz. Tam model adını da söyleyelim. Oral-B Genius 9000 diye aynen geçiyor. Oral-B Genius 9000 olarak geçiyor. Ve aslında gerçekten ilginç bir deneyim oldu bizler için. O zaman arkadaşlar bu akıllı diş fırçası videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Diş fırçasının da akıllısını gördük. Artık daha da bir şey istemeyiz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani her şey akıllanmaya başlamış. Diş fırçamız bile akıllanmaya başladığına göre vallahi biz geride kalacağız herhalde böyle gidersen. Olabilir. O zaman arkadaşlar akıllı diş fırçası ne kadar gerekli, gördünüz siz de kullanımını. Ne kadar gerekli değil, bunları da yorum olarak atın. Bizler sizlere Barcelona'dan bildirmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Yandaki videodan mobil platformlar için yepyeni işletim sistemi olan Ubuntu videosuna gidebilirsiniz.